Aramızdaki küçük ya da büyük meseleleri birlikte masaya yatırdık. Birlikte çözümler aradık. Hiçbir sorunun kör düğüm olmasına, çözümsüzde mahkum edilmesine müsaade etmedik. Dış politikada çözümsüzlüğe, dış politikada umutsuzluğa asla inanmadık ve inanmıyoruz. Komşularımızın içeride yaşadıkları sorunları nedeniyle zaman zaman diyalog ortamı kesilse de sorunların zamanla ortadan kalkacağına, işbirliği sürecinin kaldığı yerden devam edeceğine her zaman inandık ve inanıyoruz. Çözüme zorlayan, sıfır sorunu hedefleyen aktif dış politikanın bize ne kazandırdığını sadece şu birkaç somut örnekle ortaya koymak istiyorum. Bakın 2002 sonunda görevi devraldığımızda Türkiye'nin ihracatı 36 milyar dolardı. Bugün Türkiye'nin ihracatı 2011 sonu itibariyle 135 milyar dolar. Milli gelirimiz 2002 sonunda 230 milyar dolardı. 2011 sonu itibariyle milli gelirimiz 772 milyar dolara ulaşmış durumda. Türkiye'ye gelen toplam turist sayısı 10 yıl önce 13 milyon kişi iken 2011 sonu itibariyle Türkiye'ye gelen turist sayısı 31,5 milyona ulaştı. Aynı şekilde turizm gelirimiz 8,5 milyar dolarken şu anda 23 milyar dolara ulaşmış durumdayız. 10 yıl içinde Türkiye'nin hemen tüm ekonomik göstergelerinde en az 3 katlık bir artış kaydettik. Bakınız Türkiye'nin 10 yıl önce kamu net borç stoku %74 iken 2011 sonu itibariyle bu küsurata girmeyeceğim %40'a düşmüş vaziyette. Ve bu Maastricht kriterlerinin altında bir oran. Buradayız. Devletin borçlanma faizi %64. %64 iken şimdi devletin borçlanma faizine bakıyoruz %8,5. Buralara düşmüş vaziyette. Şu anda bizim IMF'le olan ilişkilerimiz bazıları tarafından farklı ele alınıyor. Fakat göreve geldiğimizde IMF'e olan borcumuz 23,5 milyar dolardı. Bakın şu anda bizim IMF'e olan borcumuz 2,3 milyar dolara düştü. Yani onda bir. Ve biz 4 yıldır da artık IMF'le standby anlaşması bile yapmıyoruz. Kenara koyduk. Şu anda bunu tamamen ödeyip kapayabiliriz. Ama gerek yok. Zira 2013'ün Nisan ayına kadar önümüzde süre var. Düşük faizli bir borçlanma. Bu şekilde süreci yürütüyoruz. Merkez Bankamızın döviz rezervi göreve geldiğimizde 10 yıl önce 27 milyar dolardı. Ama şu anda Merkez Bankamızın döviz rezervi 91 milyar dolara çıktı. Ve hedefimiz bu yıl sonu bunu 100 milyar dolara ulaştırmak. Yere hep sağlam bastık. Mali disiplinden asla taviz vermedik. Ve hiçbir zaman da gevşemedik. Ve şu anda küresel finans krizi karşısında çok sağlam duran bir Türkiye ekonomisi var. Kriz sürecinde dahi %8,5 büyüme kaydederek dünyada Çin'den sonra en hızlı büyüyen ülke konumundayız. Avrupa'da yapılan ihracatta düşüş yaşanırken Asya'ya, Afrika'ya, Orta Doğu'ya ihracatını artıran, genel ihracat rakamlarını muhafaza eden, hatta yükselten bir ülke olduk. İşte bu gelişme hiç ama hiç, yani şunu şüphesiz olarak ortaya koymak istiyorum, aktif bir dış politikanın da neticesidir.
Bu gelişme dostluğun, dayanışmanın, diyaloğun egemen olduğu bir dış politikanın neticesidir. Biz sadece kendimiz büyümekle, sadece kendi refah seviyemizi artırmakla kalmadık. Bölgemizde işbirliği yaptığımız ülkelerle de birlikte büyüdük, birlikte refah artışı kaydettik. Geçmişine takılıp kalan bir Türkiye olsaydı, inanın bunu başaramazdık. Tarihte yaşanan acıları her gün ama her gün içinde büyüten bir Türkiye olsaydı, inanın bu gerçekleşmezdi. Komşu bazı ülkelerde yaşanan hadiseler karşısında takındığımız tavır, Irak'la, Suriye ile, İsrail'le yaşanan gerginlikler zaman zaman içimizde muhalefet tarafından, zaman zaman uluslararası platformlarda eleştiri konusu yapılıyor. Biz bölgede barışı savunduğumuz, bölgede istikrarı, refahı, huzuru, hakkı ve hukuku savunduğumuz için altını çizerek ifade ediyorum, geçici olarak bu sorunları yaşıyoruz. Bu ülkelerle çok açık net söylüyorum, istikrar hakim olduğunda bu ülkeler bölgenin barış ve istikrarı için adımlar atmaya başladığında bu ülkeler kendi halklarının çağrılarına karşılık vermeye başladığında Türkiye hiç çekinmeden gerekeni yapacak, gereken adımları atacaktır. Çünkü biz şuna inanıyoruz. Halkların iradesinin üstünde bir irade yoktur. Bakın Avrupa Birliği ile katılım müzakereleri bizim hükümetimiz döneminde başlatılmıştır. Gereken kriterleri çok hızlı şekilde sağladık. Müzakere için tarih aldık. O tarihte de müzakereleri başlattık. Süreç içinde müzakereleri kararlılıkla yürüten, sorumluluklarını hakkıyla yerine getiren bir ülke olduk. Ama açık söylüyorum, süreci yavaşlatan, süreci yokuşa süren, zorlaştıran taraf asla ve asla biz olmadık. Ve bu süreci ortak dostlarımız çok iyi bilirler. Ne yazık ki Avrupa Birliği içindeki kimi ülkelerin, açık söylüyorum, ırkçı, ayrımcı ve popülist yaklaşımları neticesinde süreç yavaşlamakla kalmadı. Avrupa değerleri sorgulanır hale geldi. Hiç kimse kusura bakmasın, Norveç'te yaşanan hadise sıradan bir adli vakanın ötesindedir. Almanya'da zaman zaman yaşanan hadiseler aynı şekilde. Fransa'da seçim öncesi ortaya konan tavırlar hakeza. Sorumsuz, öngörüsüz, vizyonsuz liderlik Avrupa değerlerini maalesef törpüler bir hal almıştır. Biz yine de umudumuzu kaybetmiyoruz. Biz yine de kararlı şekilde Avrupa Birliği'ni bir hedef olarak muhafaza ediyor, süreci kararlılıkla devam ettiriyoruz. Balkanlardaki dost ülkelerin Avrupa Birliği'ne entegrasyon süreçlerini de aynı şekilde gönülden destekliyoruz. Sadece Türkiye'yi değil, Balkan ülkelerini de içine alan bir Avrupa zayıflamayacak. Tam tersine güç kazanacak, değer kazanacak, en önemlisi de renk kazanacaktır. Bunu başarmamız lazım. Değerli dostlar, geçmişte her ne yaşanmış olursa olsun, gelecek hepimiz için umut vaat ediyor. Bugün bu enstitüde bana son 10 yılın dünya şahsiyeti ödülü veriliyor. Ama beni son 10 yılın bana verdiği heyecanla aslında önümüzdeki 10 yılın umudunu taşıyorum. Ve önümüzdeki 10 yıl içinde Türkiye'nin de, Türkiye'nin içinde bulunduğu bölgelerin de değişeceğine, daha müreffeh bölgeler olacağına inanıyorum. Onun için de 2023'ü bir hedef olarak kendimize koyduk. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümünü. Vizyon sahibi liderlerle Balkanlar, inanıyorum ki makus talihini kıracak bir barış ve huzur bölgesi olarak dünyadaki haklı yerini alacaktır. Ben bu düşüncelerle
sözlerime son verirken bir kez daha şahsıma bu ödülü tevdi eden Slovenya Uluslararası Orta Doğu ve Balkan Çalışmaları Enstitüsü'ne teşekkür ediyorum. Enstitüye, yöneticilerine, değerli çalışanlarına başarılar diliyorum. Bu anlamlı ödül törenine katılan siz değerli devlet adamlarına, başta değerli dostum, siyasette gerçekten bir duayen olan Mesih'e huzurlarınızda, özellikle burada bugün bulundukları için yine ayrıca teşekkür ediyorum. Sayın mevkidaşım Yivkoviç'e teşekkür ediyorum ve tüm katılanları en kalbi duygularla bir dostluk ve dayanışma ruhu içinde selamlıyorum. Afiyet olsun. Jaz bi prosil člane inštituta, da pridejo čestitati našem nagrajencu. Prosim člane inštituta, da pridejo čestitati našem nagrajencu. Ödül sahibimizi tebrik etmek için buraya alalım sizi.